Merhaba. Merhaba Berin, duyabiliyor musun beni? Duyuyorum, duyuyorum. Nasılsınız sevgili Hababam Boncuk, Ergun Sezen hocam? Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Seni tekrar görmek beni de bahtiyar etti. Evet. Nasıl gidiyor? En son herhalde bir film çektiniz. Bu kadına yönelik şiddetle ilgili. Özgecan Aslanlar Ölmesin diye bir başlık atmışsınız. Bu filmin içeriğiyle ilgili bilgi verir misiniz? Kısa film mi, uzun film mi? Bu bir sinema filmi. Benim özellikle bu konuda senin gibi zarif bir kadın arkadaşımızla konuşmak beni son derece mutlu ediyor. Çünkü bu filmin çok önemli bir sosyal içeriği var. Bir aslında sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlandı. Çekimleri Çorum'da, İskilip'te büyük fedakarlıklarla yapıldı. Ve bütün amacımız da aslında Türk kadınına hak ettiği saygıyı, sevgiyi gösterebilmek, ona hak ettiği yeri toplumda verebilmek. Peki. Çünkü bizler inanıyoruz ki kadın erkek eşit haklara sahip olmadıkça bu toplumun huzur bulması, mutlu olması mümkün değil. Çok haklısınız. Siz aynı zamanda avukatsınız ve insan hakkı, kadın hakkı, işte hayvan hakkı birçok hakla ilgili olarak çalışmalar yürütüyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de benim fark ettiğim şey şu. 1926 yılında sevgili Mustafa Kemal Atatürk bütün kadın ve erkeklere eşit haklar, medeni anlamda eşit haklar vermiş. Özellikle biz kadınların zorlanmış olduğu nokta şu, istediği mesleği seçme hakkı. Yani buna izin verilmiyor. Yani insanlar, yani hani kız çocukları artık okutuluyor. O noktada tamam. Yani bugün en kapalısı, en ücra köşesindeki dahi okutuluyor. Artık okutulmama gibi bir durumu yok. Fakat okutulduktan sonraki sorunlar sosyal anlamda sürüyor. Bunu ben de bizzat yaşadım. Mesela bir takım işleri yapmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum, diyorsunuz ki ben bir oyun sergilemek istiyorum, oyunculuk yapmak istiyorum. Buna karşı çıktılar. Ben bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Neden diyorum? Olaya farklı gözle bakıyorlar, tamam mı? Ya diyorum, ben hani insan öldürmek istememişim, ben alt tarafı adam öldürmek istememişim, bir projeyi sergilemek istemişim. Yani bunda cinayet mi var? Yok. Bu yanlış bir şey mi? Değil. Ben gerçekten bu anlamda çok çile çektim, acı çektim. Açık yüreklilikle de söylüyorum. Bunu izleyicilerle de paylaşıyorum. Paylaşmaktan da çekinmeyeceğim. Çünkü insan hayatta yaşadığı olumlu olaylarla ve neşesiyle, acısıyla, tatlısıyla vardır. Şimdi okutulma noktasında ben okutuldum, tamam. İşte devlette İngilizce öğretmenliği yaptım. Ondan sonra araştırmacılık yaptım, dernekçilik yaptım, havacılık yaptım. Ama her zaman için kadınların biraz daha erkeklere oranla, ben de dahil olmak üzere Türkiye toplumunda daha mutsuz olduğunu fark ettim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türkiye'deki erkeklerin ekonomik sorunu var, kadınların ekonomi artı mutsuzluk sorunu var diyorum. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Zaten bunun mücadelesini veriyoruz. Bakın bugün 17 Mayıs itibarıyla vizyona girecek olan Yeter Artık adlı filmimiz bu konuda belki de Türkiye'de yapılan uzun metrajlı en vurucu ilk sinema filmi olarak gösterime başlayacak. Burada amacımız zaten senin de biraz evvel bahsettiğin sıkıntılar gibi kız çocuklarımızın, kadınlarımızın hepsinin erkeklerle eşit haklara sahip olarak aynı özgürlük çerçevesi içinde hayatlarını devam ettirebilmelerine yönelik. Hiçbirimizin şiddete karşı mağdur olmaya niyetimiz yok. Kadınlarımızın son 3 ay içinde dahi 24 tane kadın cinayetine kurban gitmesi, erkekler tarafından katledilmesi bile bu toplumun kanayan ve hala da şiddetle kanamaya devam eden bir yarası. İşte biz de burada bir kız evladın evlendikten sonra ailesine ihtiyacı olduğu noktada o ilgiyi görüp göremeyeceği, o desteği alıp alamayacağı, toplumun ona
bakış açısının ne olması gerektiği konusunda önemli mesajlar vermeye çalıştık elimizden geldiğince. Bu bir ekip değerli yönetmenimiz Murat Kuşçu'nun önderliğinde Feyza Aydın Kılıç ve benim de katılımımla güzel bir ekip tesis edildi, kuruldu. Diğer Deniz Oral gibi çok değerli sanatçılarımız da bu ekibin içinde yer aldı. Ve umuyorum ki seyircinin de özellikle mesajlarıyla kendini içinde bulacağı ve bundan sonra da özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin çok gündemde olduğu bu günlerde çok doğru adımların atılmasına el birliğiyle destek vereceği bir projenin gerçekleşmesi huzuru içindeyiz. Gerçekleştiğini görmenin huzuru içindeyiz. Ve sizlerle de, siz genç arkadaşlarımızla da bu konuyu tekrar gündeme getirmeni de hakikaten son derece önemsiyorum. Ve diyorum ki yeter artık filmine 17 Mayıs itibarıyla lütfen sahip çıkalım. Sahip çıkalım ki biz bayrağı buraya kadar getirdik. Sizler de bu bayrağı özellikle insan hakları yönünden daha ileri noktalara taşıyabilir. Çünkü gerçek medeniyetler seviyesine ulaşması gereken, büyük atamızın söylediği gibi muasır medeniyetler seviyesinde yaşamasını fazlasıyla hak eden bu Türk toplumunun bu şanlı tarihiyle bu güzel günlere, aydınlık günlere ulaşmaya çok hakkı var. Bu da kadınlarımızın bizlerle beraber el ele, gönül birliğiyle içinde yaşadığı bir toplumla oluşabilecek. Evet. Onun için sana da bu konuda ilgi duyduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu anlamda Ümiye Koçak teyze de çok şey yapıyor. Kadınlar tiyatro topluluğu kurmuş. Kadınların sesini duyuruyor. Aslında ben insan sesi. Şimdi bu Özgecan'dan yola çıkarak yeter artık çektiğiniz kaç dakika?